Yunus Fix YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosunda bronze paket metodundan bahsedeceğim. FIFA Ultimate Team'de para kazanmanın, kulübünüzü zenginleştirmenin, sınırsız fitness ve çok fazla oyuncuya ve çok fazla kontrata sahip olmanın yolu. Lig görevlerini tamamlamanın da aynı şekilde yolu. Çok kolay bir yol aslında. Çok basit de bir metot. Dünkü videoya olan muazzam desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ya şu anda saat akşam 7.30. Ben bunu sabah 9'da yayınladım ve 1000'in üzerinde like vardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da eğer faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yeni izliyorsanız kanala. Şimdi ben bundan bahsedeceğim. Her zaman çok etkili değil ama genel olarak uzun vadede hep karlı bir metot. Bronze paket metodu. Şimdi ben transfer listemi sizlerle paylaşacağım. Çok fazla para yaptım bir hafta içerisinde. Hem Team of the Year zamanında gelen promosyonlar, hem birkaç gündür gelen kadro kurma görevleri nedeniyle kulübümdeki oyuncuları müthiş paralara sattım. Onları gösteriyorum şimdi. Burada genel olarak büyük liglerden veya popüler uluslardan olan oyuncuları görüyorsunuz. Bunlar çok büyük paralara gidiyor şu an itibariyle ve ben canlı olarak da bunu göstermek istiyorum. Bakın çok dandik. 59 ratingli Wolverhampton'da oynuyor diye. Müthiş paralara gitmiş. 7.5K'ya 61'lik bronz sağ bek satmışız. Bunların sebebi genel olarak belli aralıklarla çıkarılan kadro kurma görevleri oluyor ama lig görevleri aynı şekilde bunda etkili oluyor. Veya mesela Black Friday gibi veya Team of the Year gibi veya şimdi içinde bulunduğumuz Future Stars yani geleceğin yıldızları gibi promosyonlardaki kadro kurma görevleri bunun sebebi. Şimdi burayı temizleyeceğim ben. Artık temizleyeceğim çünkü paket açamıyorum. Bronze paket açamıyorum bunlar burada olduğu sürece. Yapmamız gereken tek şey, bunu da bu arada çok fazla kişiden gördüm. Yapar mısın? Bronze paket metodu nasıl işler? Ne yaparsınız? Ne edersiniz? Nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Şimdi 400'lük bronze paketlerden açıyoruz. Bronze paketlerin faydalı olduğu bir diğer nokta da ikonlardaki bronze kısmı. Şimdi mesela burada şanssız kadro kondisyonu geldi. Diğer oyuncuları kulübümüze göndereceğiz. Kadro kondisyonu zaten 800-900'de 1000'e gidiyor. Zamanı geliyor. 1300-1400'e gidiyor. Biliyorsunuz zaten. Mesela İskoç Ligi'nden bir adam geldi. Para ediyor mu? Belki 200'e satılır. Hemen gönderelim. 400'lük bir bronz paketi mesela şu anda 1300-1400'e okutmuş olduk böylelikle. Bu metot uzun vadeli bir metot. Yani hemen para yapmanız çok kolay olmuyor. Şu anki promosyonlar belki hemen para yapmamızı sağlıyor. Büyük oyuncudan ne bileyim Alman Ligi'nden, İspanyol Ligi'nden falan oyuncuların çıkması veya Premier Lig'den oyuncuların çıkması bize çok net para kazandırır ama mesela Avustralya Ligi'nden geldi birisi. Çok para etmiyor. 200'e gidenleri kulübüme gönderiyorum. 200'e gitmeyenleri 200 ve üstüne gidenleri satıyorum. Ya 200'ün üstüne gidenleri satıyorum. 200'e gidenleri veya hiç satılmayacağını düşündüğüm yani markette bir sürü olan 200'lük fiyatı olan oyuncuları ise kulübe gönderiyorum. Bu oyuncuları ne yapacağımızı daha sonra anlatacağım. Açıyorum bir paket daha fazla göstermek adına. Ne zaman para ediyor bu bronzlar? Dediğim gibi promosyonlar zamanında, büyük karşılaşmalar zamanında. Mesela Fransa'dan bir sol bek ama şu anda para etmiyor. Belçika Ligi şu anda para etmiyor. Ben bunlardan bunları nasıl yapıyorum mesela? Açıyorum bir tane dizi film filan. Yandan bronz paketleri açıyorum. Bir yandan belki Discord'dan birileriyle muhabbet ediyor oluyorum. Bu arada bronz paketleri açıyorum. Satabildiklerimi satıyorum. Geri dönüşünü alıyorum paketlerden. Satamadıklarımı ise kulübe gönderiyorum. Mesela yine böyle bir herif geldi. İskoçya Ligi'nden. Bronz paketlerin bir diğer faydası ise bütün lig görevlerini, daha doğrusu bütün lig görevleri demeyelim. Küçük ligleri yani Çin, Japonya mesela Çin'den gidip Oscar'ı alabilirsiniz. Çin, Japonya, İngiltere 2. Ligi gibi ligleri bedavaya tamamlayabilmeniz. Neredeyse bedavaya tamamlıyorsunuz. Nadirleri zamanı gelince satıyorsunuz. Nadirler olmayanları da biliyorsunuz satılıyor zaten. Şimdi açıyorum bir tane daha bakalım gelen var mı? İtalyan var bir tane kaleci. Buradan para yapamadık. Ama bunları kulübe gönderiyoruz değil mi? Şimdi bir iki tane daha paket açacağım ben. Yani zamanı gelince benim transfer listem gibi bir şeye kâra erişebiliyorsunuz. Ben bunu paylaşmak istedim çünkü dediğim gibi çok fazla soru geldi. Yani mesela Alman Ligi'nden bir adam geldi şu anda. Alman Ligi, Fransa Ligi, İspanya Ligi, İngiltere Ligi ve İtalya Ligi oyuncuları. Bak mesela bu paket kesin kârlı bir paket. 2.900'e gidiyor bu herif. Ben bunu 2.400'e okutacağım. Yani şu anda zaten kârdayız mesela. Bir anda böyle bir oyuncu geliyor ve net kârı geçiyorsunuz. Bu herif Premier Lig.
700'e falan gidiyor. Ben bunu 600'den falan listeleyeceğim. Birkaç defa listelemeniz gerekebilir bu arada. Arada o da oluyor. Lig görevlerini genelde ben kulübe göndermek yerine, daha doğrusu şöyle fazlalıkları liglerdense eğer mesela atıyorum Hollanda vesaire vesaire ise onları satmaya çalışıyorum genelde. Bak mesela yine bir nadir oyuncu geldi. Bakalım buradan kâr edebilecek miyiz? Dediğim gibi ben oturduğum zaman 100-150 tane açıyorum bunlardan. Yani hani 3-5 paketle hemen anlaşılabilecek tarz bir şey de değil yani. Bu ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar biz bu paketlerden gördüğünüz gibi mesela Portekiz Ligi geldi. Buradan bir tane Avustralya Ligi geldi. Yine 700'den satacağımız. Ben genelde istediğim kadar kâra gitmeyenleri, mesela nadir bronzları 1000'in üzerine çok satmıyorum. Vesaire vesaire. Çünkü zamanı geliyor. O atıyorum İspanya Ligi'ndeki İspanyol Sağbek gibi 7500'e sattığımız gibi 3. nadir üst üste çıkardık. İnanılmaz paralar yapabiliyorsunuz. Yine bakın Fransa Ligi'nden bir tane geldi. Büyük liglerdeki adamlar hep para ediyor. Türkiye Ligi'ni aynı şekilde çok çok ucuza getirebilirsiniz bu şekilde. Ben ne yapıyorum şimdi, bir tane daha var. Bu da muhtemelen iyi para. Aynen. Bunu da 900'e falan satacağım. Fransa Ligi ile çok ilgilenmiyorum. Ben bunları satıyorum genelde. Yine bu adam da 200'e gidecek bir oyuncu. Şimdi ben size şu şeyi göstereceğim. Bu oyuncuları mesela atıyorum bir sürü paket açtınız. Kâr ettiniz ya da etmediniz. Kulübünüzde bir sürü oyuncu oldu. Benim kulübümde 2100 tane oyuncu var. Ben bu oyuncuları nasıl değerlendiriyorum? Satamayacağım mesela 200'e dahi gitmeyen oyuncular var. Bronz oyuncular var. Bunları alıyorum ben. Bronz yükseltmeye koyuyorum. Bronz yükseltmede ne yapıyoruz? 11 tane bronzu. Ben şöyle yapıyorum. Bronz diyorum. Bütün pozisyonlar diyorum. Ve liglere göre ayırıyorum. Mesela bunun Nesliga ve düşükten yükseğe diyorum. Nadir olmayanları tık 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 hemen gönderiyorum. Mesela Ukrayna Ligi var mı? Yok. Ben çünkü bir defa yaptım bunu video başlamadan önce. Tık 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 ve tık. Buradan 40 kimyayı bulmamız lazım. 42 kimya yapmışız. Böylelikle işe yaramayan, 200'e dahi satılmayan bronzlarımızı 2 tane silver oyuncu, 2 tane gümüş oyuncuya çeviriyoruz. Yani 2 tane gümüş oyuncu veren bir paket alıyoruz buradan. Böyle böyle gümüş oyuncu isteyen kadro kurma görevlerinde tamamlamamız mümkün oluyor. Normalde 47 reytingi ben satardım çünkü bronz bench'te faydalı oluyor. İnsanlar alıyor gidiyor. 200'den 300'den alıyor onları. Mesela Suudi Ligi'nde çok fazla bronz var. Bu paketleri açın. Depolayın o Suudileri. Zamanı gelince para edecek. Ben şu anda hani video için yapıyorum. Normalde depolamak da lazım bunları. Zamanı gelince bunları pap gönderirsiniz. Yani çok garanti bir metot bana soracak olursanız. Dediğim gibi soracak sorularınız olursa bu metotla ilgili ben çok kullanıyorum dediğim gibi. Mesela bir tane daha yapacağım. İsviçre'den var mı acaba? Birkaç tane. Yok, bir tane varmış. Başka. Ha mesela şunu göstereyim. Japonya Ligi'ni göstereyim. Ben Japonya Ligi'ni bir kere tamamladım. Podolski'yi aldım buradan. Ama şu anda benim Japonya Ligi'nden belki 150-200 tane falan oyuncu var. İnanılmaz kalabalık kulübüm. Ve tekrardan yapabileceğim bu görevi. Oradan gelen paketleri satılabilir oyuncularla, satılabilir altın, gümüş oyuncularla değiştireceğiz. Yani ciddi karlı olması sizlerle paylaşacağım bir metot değil. Kore Ligi. Tık tık dedik. Norveç Ligi. Hemen buradan bu işi bitireceğiz gibi. Tamam mı? 46 kimya olmuş. Ne yaptık? 2 gümüş oyuncu paketlerine çevirdik bunları. Zaten az önce gördüyseniz benim kulübümde, mağazamda 26 tane vardı bunlardan. Bunları sonradan açıyoruz. Bunlardan artık bir şey gelir mi, gelmez mi? Ne kadar iyi şeyler gelir onları göreceğiz. Şimdi hemen açalım birkaç tane. Bunları da işte dediğim gibi mesela Amerika Ligi'nden bir adam geldi. Ben bu arada çok fazla yaptığım için aralarda şeyler de çıkabilir. Nedir? Çok tekrar yani fazlalık da çıkabilir ama önemli değil. Önemli olan benim bu metodu sizlerle paylaşmamdı benim için. Ben şimdi birazcık daha açacağım çünkü büyük lig bronzları çok para ediyor. Siz bu videoyu izlerken o şey olmayacak. O promosyon bitmiş olacak ama ne zaman hangi promosyonun geleceğini bilemeyiz. Bu arada 2000'e bir bronz satmışız görüyorsunuz. Bir şeyler satıldı orada. Böylelikle bütün lig görevlerini, şimdi mesela bir sürü gümüş de birikecek elinizde. O gümüşleri gümüş yükseltmeye koyup 3 altın yapabilirsiniz. Yani bunu çok fazla yaparsanız gerçekten
bir şekilde. Bu arada bunun PlayStation'da ve Xbox'da işe yaradığını biliyorum. PC'de yaramıyor diyorlar ama ben birinci gözden görmedim. Özellikle mesela kulübünüzde varsa bunlar ve bronz kadro mu istedi veya rating olmayan bir kadro mu istedi? Hemen özellikle mesela sağ bek, sol bek, sağ orta saha, sol orta saha pozisyonlarına bakın. Bunlar gerçekten paralara gidiyorlar ve bunun bir üzerine bir tane biz hatta yayın yaptık Twitch'te. Tam olarak tarihini hatırlamıyorum. Mesela bu herif de 700'e gidiyor. Zaten satılamadığı için ama problem yok. Gerçekten bir yayında 70k ile açtım yayını. Sonraki açtığım yayının başında 370k paramız vardı. Ve biz bu bronz paketlerden kazandığımız parayla sadece bronzları satarak, kulübümüzdeki bronzları satarak yaptığımız parayla Ikon Baresi'yi tamamladık. Ya bu kadar basit görüyorsunuz mesela İtalya ve Almanya 1. liginden normalde tamamlamak için 600-700 vereceğiniz bir adam ama zaten bronzlardan bir para kazanıyorsunuz. 2 Yani bedavaya bu silverları kulübümüze göndermiş ve bedavaya bütün kadro kurma görevlerini yapmış oluyoruz. Ben dün de aynı şekilde bu şey geldiğinde, promosyon geldiğinde kulübümdeki büyük oyuncuları, az önce gördüğünüz büyük oyuncuları sattım. Ve 27k ile başlamıştım. İki tane İspanya oyuncusu geldi. 27k ile başladığım şeye büyük oyuncuları satarak, büyük bronzları satarak 130k'ya geldik. Yani bu benim kullandığım, aktif olarak kullandığım biraz sıkıcı bir metot. Kesinlikle kabul ediyorum. Sıkıcı bir metot. Bunun yerine maç yapmak isteyebilirsiniz ama maç yapmaktan da daha karlı bir olay. Yani bir hafta içerisinde, 550k yanlış olmasın. Sırf bronzlardan ve gümüşlerden yaptım. Bugünlük benden bu kadar. 20 tane daha paketim var ama bunları açmamı izlemek istemezsiniz zaten. Bu FUT geleceğin yıldızlarından da çıkarabiliyoruz aslında bu gümüş paketlerden ve nadir olmayan altın paketlerinden ama o başka bir zamana kalsın. Bugün bronz paket metodunu incelemiş olduk. Sınırsız fitness'ınız oluyor. Yani tekli fitness kartları, kadro fitness kartları oluyor. Sınırsız kontratınız oluyor. Kulübünüzde bütün daha alt seviyelikleri mesela Çin ligini vesaire tamamlayacak. Mesela atayım ben Çin liginin bir takım hariç tamamladım ama tekrardan doldurdum kulübü. Mesela CSL diyelim çok konuştum ama umarım anlatabilmişimdir derdimi. Bakın mesela 8 tane, 7 tane oyuncu, 11-12 tane oyuncu yine aynı şekilde tekrardan geldiler ve 1-2 tane silver koyacağım, rating halledeceğim. Tekrardan o 86 ratingde atıyorum, Augusto mudur nedir vesaire birisini alacağım o şekilde. Çok kullandığım ve çok para kazandığım bir metot olması sizlerle dediğim gibi paylaşmam. Dediğim gibi deneyin, görün sonuçlarını ve sorularınız varsa lütfen bana yorum kısmında belirtin bunları. Bugünlük benden bu kadar. İyi günler. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.